ülkeler başarılarını bilime borçludurlar. İnsanın doğayla mücadelesinden başlayıp yücelmesine kadar süren zaman dilimi içerisinde bilim gerçekten en sadık, en güvenilir ve en yanılmaz önder olmuştur. Üniversite ise bilimin bilimselliğin odaklaştığı, aklın özgür düşünce yolunu açtığı eğitim kuruluşlarıdır. Geçen yılların iyi ve kötü günlerini geride bırakıp geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Veren'in bilim ile eğitim merkezi olma işlevini üstlenen üniversitemizden çeşitli mesleki dallarda yetişen kişilerin ülke kalkınmasında etkin görevler almasını umut ediyorum. Ailelerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin her köşesinde hangi koşullarda olursanız olun daima sorumluluk sahibi, iradeli, her hususta güvenilir olmanız gerektiğini asla unutmayınız. Sevgili mezunlarımız, sizleri 2 yıllık bir eğitimin sonunda bir üst eğitime ve iş hayatınıza uğurluyoruz. Eminim okulumuzla ilgili çok farklı anılar biriktirdiniz. Çok karmaşık duygular içerisinde bulunuyorsunuz. Biz sizleri çok sevdik ve hep seveceğiz. Sizleri mezun ettiğimiz binlerce Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu mezunlarının arasına uğurlarken bizleri de yıllar sonra hatırlayacağınız güzel anılarınızın bir parçası olmak istiyoruz. Başarmış bireyler, mutlu ve huzurlu yaşam süren insanlar olarak görmeyi diliyoruz. 1992 yılında zannedersem eğitim öğretim yılında eski kaymakamlık binasının olduğu yerde faaliyete giren Ayvalık Meslek Yüksekokulumuz bu sene 25. yılının mezunlarını vermektedir. Şu anda okulumuzda hocamızın saydığı bölümler mevcut. Yani otel, lokanta ve ikram hizmetleri, pazarlama ve reklamcılık, yönetim, organizasyon, mimarlık, şehir ve planlama gibi bölümler birinci ve ikinci öğretimleriyle eğitim vermektedir. Aynı zamanda İngilizce ve Almanca dil eğitimiyle bu programlar desteklenmektedir. 1300 gencimize eğitim imkanı sunan yüksekokulumuz, şehrimizin önemli iş kollarına uzman personel desteği vermektedir. Umut ediyoruz ki okulumuz fakülte haline gelir, değil mi? 4 yıllık eğitim, turizm anlamında bir değer olduğu kadar UNESCO kapsamında da değerlendirilecek bir bölge olması açısıyla mimari restorasyon açısından da önem taşımaktadır. Bu mezuniyet... Arkadaşlar, bir toplum içinde yaşamak ve hayatımızı sürdürmek istiyorsak bir mesleğe sahip olmamız gerekiyor. Okulunuzun da adında geçtiği gibi umuyorum ki bugünden itibaren finaller de sona erdi herhalde, bütünlemeye kalmadan birer meslek sahibi oldunuz. Mesleğinizde başarılı olmak istiyorsanız gece gündüz demeden çalışacaksınız, araştıracaksınız. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın ki mesai saati belli bir saatte sona erdikten sonra sevdiklerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza vakit ayırıp onlarla vakit geçireceksiniz ki eninde sonunda Ayvalık'a gelip Ayvalık'tan gittiğiniz gibi bu dünyadan da gideceğiz. O gün bu insanı nasıl bilirdiniz diye sorduklarında iyi bir insan olarak telaffuz edilesiniz. Benden önceki hatiplerimin söylenmesi gereken birçok şeyi söylediler. Altına imzamı atarım. Belediye başkan arkadaşımın hitap ettiği gibi hayatınızın güzel, sağlıklı ve mutlu geçeceğine inandığım uzun hayat yolculuğunun en rahat, sorumluluk noktasında en hafif sürecini tamamladınız ve bundan sonra hayatın aslını ve esasını oluşturan, omuzlarınıza büyük yüklerin yükleneceği bir döneme başlangıç yapıyorsunuz. Sevgili gençler, hayat kesinlikle sizden kendisine saygı duyulmasını, hayatın ve hayat yolculuğunuz içerisinde hangi rol üstleniyorsanız üstlenin, ona özen gösterilmesini bekleyecek. Eğer tercihleriniz sizin bu sorumluluklarınızı layığıyla yerine getirmek noktasında olacaksa, evet, kaliteli bir yurttaş, kaliteli
iş erbapları olarak toplumda karşılığınız gerçekten müspet olacaktır. Bu tercihiniz sizinle beraber toplumumuzun da geleceğini belirleyecektir. Kaliteli insanlar, kaliteli iş erbapları olarak toplumda büyük roller üstleneceksiniz. Ümit ediyorum ki sizler bu çerçevede hayatlarınızı planlar, kendinizi geliştirir, her ne yapıyorsanız yapın, en iyisi olma adına gayretlerinizi şekillendirerek toplumda roller üstlenirsiniz diye ümit ediyorum. Yardıma geçin.